Pixar'a hoş geldiniz. Bu bölümde kendi karakterinize rigging uygulamayı öğreneceksiniz. Animasyon derslerine başladıysanız şu ana kadar zıplayan bir top animasyonunu nasıl yapabileceğinizi öğrenmiş olmalısınız. Size topu hareket ettirebilmenizi sağlayacak, şu şekilde esnetebilmenizi veya şöyle sıkıştırabilmenizi mümkün kılacak bazı kontroller vermiştik. Bu dönüşümler farklı türlerdeki şekil değiştirme araçlarıyla belirlenir. Mesela döndürücü şekil değiştirme araçları topu döndürmenizi sağlar. Öteleyici şekil değiştirme araçları topu istediğiniz yönde hareket ettirebilmenizi, ölçeklendirici şekil değiştirme araçları da topun yere vurduğu anı göstermek için onu sıkıştırabilmenizi sağlar. Bu şekil dönüştürme araçlarını belirlemek ve yaratmak rigging uzmanının işidir. Bunu topla yaptığınızda işiniz kolay, bir arabayla yaptığınızda biraz daha zor. Hele bir bebekle gerçekten zor. Gördüğünüz üzere şu an Luxo Junior filminde yer alan devasa lambanın yanındayım. Bu film Pixar'da yapılan ilk kısa filmlerden biriydi. Her ne kadar lambalar kendi hareketleri veya duyguları olmayan katı objeler olsalar da John Lasseter adındaki genç bir animasyoncu bir lambadan film yıldızı yaratabileceğine inanmıştı. Bir lambanın bile basit bir rigging işlemiyle canlı bir karaktere dönüşebileceğini düşünüyordu. Bu rigging işlemi lambayı döndürme, öteleme ve ölçeklendirme aşamalarından oluşuyordu. 1986 yılında bir rigging sanatçısı olan Evan Ospy, lambaya rigging uygulamayı mümkün kılacak ve John'un hayalindeki animasyonu hayata geçirmesini sağlayacak bir yazılım yaratabilmek için çok çalıştı. Bu bölümün devamında siz de lambamızı hareket ettirmemizi sağlayan rigging işlemlerini öğreneceksiniz. Lambaya rigging uygulamadan önce onu ayrıntılı şekilde inceleyelim. Bir tabandan, bir ara parçadan ve lamba başlığından oluştuğunu görüyoruz. Bunlar dönebilen birleşme noktalarıyla birbirlerine tutturulmuşlar. Şunu göreceksiniz ki, döndürücü şekil değiştirme aracıyla bir noktaya işlem uyguladığınızda bunun diğer noktalara da etkisi olacak. Bir noktanın başka bir noktaya bağlı olma durumuna biz hiyerarşi diyoruz. Bu hiyerarşinin nasıl olacağına biz rigging uzmanları karar veriyoruz. İşte bu sayede bir nokta döndürüldüğünde diğer noktalar da onu takip ediyor. İlk alıştırmada lambamız üzerinde bahsettiğimiz basit döndürme işlemlerini uygulayabilirsiniz. Bunu yapmak için döndürücü şekil değiştirme araçlarını birleşme noktalarının üstüne sürükleyeceksiniz. Sadece 4 tane döndürme komutuyla çeşit çeşit duyguyu ve hareketi vurgulayacak pozlar yaratmanız mümkün olacak. Rigging uzmanları bir komutu genelde o rigging işlemiyle yapılabilecek en garip pozları yaratarak test ederler. Neyse ki bu insanlar da rigging uzmanları.